Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Hanımefendiler, beyefendiler, son oturuma hoş geldiniz ve iyi öğleden sonraları diliyorum size. İki alanımız var bugün ele almamız gereken. Son misafir konuşmamız Dide Donovan. Kendisi insan hakları doktorlarından geliyoruz. Bu bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler tabanlı bir kuruluş. Ve birçoğunuzun gördüğünüz gibi bu kurumun birçok belgesi var, hazırlamış olduğu belgeler var. Dünyanın farklı bölgelerine ait belgeler var. Akademik olarak çok güçlü dokümanlar ve okunabilesi dokümanlar bunlar. Ve insan hakları konusunda tabii ki İnsanların insan hakları konusunda müdahale olmaları her zaman çok kolay olmuyor. Ancak Didi'nin meslektaşları İstanbul Protokolünü hazırlama çalışmasına götüren çalışmalarda Didi de yer almıştı meslektaşlarıyla beraber. Ve Didi bize bugün doktorların sığınmacıların şampiyonu olarak nasıl bir oluşum yarattıklarından bahsedecek. Teşekkür ediyorum Vivian. Herkese öğleden sonraları öncelikle Türk Tabipler Birliği'ne ve Dünya Tabipler Birliği'ne teşekkürlerimi ve İstanbul Tabipler Odası'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum beni davet ettikleri için. Bu kuruluşlarla uzun zamandan bu yana iletişimimiz var. Teşekkür ediyorum davet için. Ben bugün insanların toplu halde yer değişmesinden bahsedeceğim. Ve bugün bu tabii ki hepimizin kalbine dokunan bir şey. Ve sağlık sisteminin sürekli olarak dağılmasını izliyoruz Rusya'da. Rusya'nın vesaire ve diğer ülkelerin girişimiyle ve daha doğrusu bu çatışmaya müdahil olmasıyla insanların tabii ki sağlık hizmetlerine erişimi gerekiyor. Ancak hastaneler bombalanıyor ve doktorlar bir şekilde ölüyor bu silahlardan dolayı. Mart 2011'de bu çatışma başladığı zaman ve 2015 yılına geldiğimiz zaman 750 tane tıp hizmeti veren tıp doktorlarının ölümüyle ilgili ve sağlık hizmeti verenlerin ölümünü kaydettik. Ve yüzden fazla sağlık hizmeti veren tesislere zarar verildi. Ve Suriye hükümeti bu kuruluşlara büyük bir zarar veriyor. Bir ironi var ki biliyoruz ki Bashar al-Assad trained as a doctor himself and as a colleague of mine likes to say it. Biliyoruz ki burada Esad'ın aslına bakarsanız doktorluk mesleği için eğitim aldığını ama muhtemelen görünen o ki etik derslere katılmadığını görüyoruz. İnsan haklarına baktığımız zaman çalışmanın her iki tarafındaki insanların hakkını da korumak gerekiyor. Buradaki gariplik şu gösteriyor. MSF'den daha önce mesajın bahsettiği gibi buradaki Kızılay hizmetini veriyor ve savaş alanlarında bütün desteği sağlıyor ve Suriyeli doktorlar kimliklerini saklamak zorunda kalıyorlar. Ve biliyoruz ki dünyada bugün en kötü insanlık krizi Suriye kriziyle başlamıştır. Ancak mülteciler biliyoruz ki kendilerine sağlık hizmeti verebilecek güvenli ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Suriye'li doktorlar kendi ülkelerinin dışında doktorluk görevliliği yapılmana izin verilmiyor. Ve Suriyeli sağlık hizmeti verenlerin sadece Suriye'den gelen mültecilere tedavi etme hakkı veriyorlar. Ve var olan merkezler sağlık hizmeti veren merkezin desteklenmesi gerekiyor. Bununla beraber ev sahipliği yapan ülkelerde de sağlık hizmeti programlarında geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Ve yine
mezuniyetten önce sağlık personeli olarak çalışmakta olan, eğitim görmekte olan kişilerin, Suriye'den gelen kişilerin bu eğitimlerini bitirmeye fırsat verilmesi gerekiyor. Şimdi peki bu çalışmadan kimler kaçıyor? Sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar ve aynı zamanda sosyal hakların belirleyicileri olanlar bu şekilde. Peki burada savaş bir cehennem durumda ve aynı zamanda siviller için de bir cehennem halinde. Belki burada farklı Dante'nin bir komedisine benziyor. Siviller bilerek hedef alınıyor. Kimyasal silahlarla, bombalarla, kuşatmalarla veya cinsel istismar sonucunda. Ve ikinci aşama ise çatışmalar esnasında kendi yaptıkları faaliyetlerin sonuçlarını gözetmeksizin politikalar doğrultusunda zarar veriyorlar. Yine bu aşamanın bir başka aşaması ise, bu olayın bir başka aşaması ise bazı sivil gruplar başka bir tarafı destekledikleri için kendini işkence görüyorlar veya gözaltına alıyorlar ve belli başlı işkencelere maruz kalıyorlar. Yine dördüncü nokta ise her seferinde bu jetin uçağın dalış yaptığını duyduğunda kendisini korumak zorunda kalan insanlar. Sanıyorum ki bu durumlar tamamıyla çok iyi bir şekilde biliniyor. İki tane araştırmacı Irak'ta ABD tarafından yapılan girişten sonra Irak'a yapılan bir araştırma yapmıştır. Bu tabii ki bu yapmış oldukları bu savaş içerisinde, Irak savaşı içerisinde insanlar için stres çok kötüydü tabii ki. İsyanın sonucunda insanlar çok etti. Peki doktorların ne tür rol oynaması gerekiyordu? İnsan hakları bağlamında bakacak olursak burada bütün doktorların işleri doğrultusunda doktorlar şeklinde insan haklarını korumaları gerekmektedir. Basit. İnsan hakları doğuştan gelen onur ve her varlığın eşit olması anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun eşit olması anlamına gelmektedir. Burada doktorların tabii ki oynaması gereken önemli bir rol var ve hem fiziksel hem de psikolojik yaralanmalara çare bulmaları gerekmektedir ve tedavi etmektedir. Sığınmacılar travmaların tekrarlanan travmaları yaşamaktadır. Kendi ailelerini kaybetmeleri ve gözaltında yaşadıkları koşullarından dolayı. Ve bu noktada rehabilitasyon vermemiz gerekiyor ve bu çatışmalar doğrultusunda bu mağdurlara yardım etmemiz gerekiyor. Ve bu sığınmacılar belli başlı bir zulüm gördüklerini de biliyoruz. Tabii ki buradaki İstanbul protokolüne bakacak olursak burada bilmiyorsak bununla ilgili olarak da eğitimi sağlamamız lazım. Bu İstanbul protokolü sadece hastaların iyileştirmesi değil ama aynı zamanda kendilerini çektikleri okullardan kurtulup burada çok iyi bir duruma gelmeni sağlayacağız. Deniz Maklagi şöyle söylüyor. Diyor ki hastamın artık vücudunu artık tamir edemez, onaramaz hale gelmiştim. O kişinin savunucusu haline gelmiştim der. Buradaki doktorlar için hem tıbbi anlamda yardım hem de savunuculuk yapması gerekiyor. Buradaki herkes sağlığın sosyal belirleyicilerini biliyor. Ve tıbbi ve sosyal alanların sağlığın belirleyici olarak olduğunu biliyoruz ve temelde insan haklarının olması gerektiğini biliyoruz ve insanların eğitim, su, barınma, yemek ve şiddetten işte uğramamak ve mahremiyet gibi hakların olduğunu biliyoruz. Ancak burada insan haklarına dair en özgün nokta ise insanların onurlarıyla yaşaması gerektiği olduğunu biliyoruz. Doktorlar
çatışmalar sonucu yerlerinden edilen insanlarla çalışan doktorlar kesinlikle sesini duyurabilmeli ve hükümetlere bu sesini duyurabilmeler ki böylelikle sağlığı, sosyal determinantlarını belirleyicilerini söylemeyebilmelerdirler. Türkiye halihazırda 3 milyon Suriyeli mülteciyi barındırmaktadır ve bunların çoğunun çocuğu eğitime erişimi yoktur. 2011 yıldan yana bu durum sürmektedir. Evet, doktorlar olarak kesinlikle pediatrik bakıma ihtiyaç sağlamak lazım, aşılamayı sağlamak lazım, travma ile ilgili durumlara müdahale etmek lazım ama burada durmamak lazım. Aynı zamanda eğitim için savunucu olmak durumundayız. Ben burada özellikle odaklanıyorum eğitime çünkü burada korelasyonlara baktığımız zaman, temel noktalara baktığımız zaman, gıda, barınma ve giyinme dediğimiz zaman sağlıkla doğrudan doğruya iletili olan eğitimden daha fazla iletili başka bir şey yok. Dolayısıyla daha önceki noktaya dönecek olursam eğer insan hakları için doktor olarak her türlü konunun içerisine girmemiz lazım ve her insan oğlunun eşitliği için ve onun için savaş vermemiz lazım kendi toplarımızda ve kendi var olan pozisyonumuzu bunun için kullanmamız lazım ve insanların bu insanın dışlanmış veya şeytani hale getirilmiş bu insanları, şeytanlaştırmış bu insanları bakacak olursak onlar için savunuculuk yapmamız lazım ve bu grup içerisinde herkesin birbirinin yanında olması gerekmektedir. Tabii ki ayrıcalık büyük bir sorumluluk getiriyor beraberinde ve bu ayrıcalığı biz kullanmamız lazım. Çünkü savunma bekleyen ve savunmaya ihtiyaç olan binlerce insan, milyonlarca insan bizden bu yardımı bekliyor. Teşekkür ediyoruz Didi. Sanıyorum ki muhakkak sorular olacak ve gerçekten çok güzel bir konuşmaydı kısa bir süre içerisinde. Ve ben sağlığın sosyal belirleyicilik konusuna geri dönmek istiyorum. Ve insanların yaşamları boyunca kendilerine iyi bir şeyler yapma fırsatının sunulmasıyla ilgili konuya geri dönmek istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Ve aslına bakarsanız son iki gün boyunca özellikle üzerine durduğumuz gündem maddesi buydu. Saygı ve fırsatlardan bahsettik. İnsan olarak insani bir şekilde muamele görmekten bahsettik. Şimdi biraz zamanımız var sorular için. Bazılarınız sırada bazılarınız uçuşlara yetişecek. Ancak soruların bu noktada soru soralım sadece uzun yorumlardan ziyade lütfen kısa sorular şeklinde yapalım diye düşünüyorum. Buyurun lütfen. Sanıyorum buradaki ana konu bilgi eksikliği. Bize katılmayan insanların sahip olmadığı bilgi aslına bakarsanız. Ve sanıyorum ki buradaki gerekli bilgiler konusunda mutabıkız. Sosyal faktörleri anlıyoruz. İletişim önemli. Peki bu iletişim sorununu nasıl aşabiliriz? Çok güzel bir soru ve sanıyorum ki bilmiyorum herkesin herhangi birinin bunun için mükemmel bir cevap var mı ama şöyle düşünüyorum. Şunu fark ettik ki koordinasyon içerisinde bireysel olmaktan ziyade koordinasyon şeklinde hareket edersek daha fazla etki yaratabiliriz ve her STK, her tabip odası bir araya gelecek olursak ve ortak bir şekilde mesajlarımızı belirleyecek olursak, hedef grup kimdir diye belirleyecek olursak eğer o zaman bunu başarabiliriz diye düşünüyorum ve bu çabalarımıza koordinasyon sağlayabilirsek başarı için daha fazla fırsat yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bireysel durumlarda Türkiye'ye baktığımız zaman birçok tabip odası temsil ediliyor ve doktorları temsil ediyor burada ve biliyoruz ki bireysel anlamda bu doktorların kendini temsil etmektense bu tabip odalarını bir araya gelerekten ve doktorları bir araya gelerekten bir şeyler yapması, bir koordinasyon sağlaması çok daha başarı sağlayacaktır diye düşünüyorum bu krize çözüm olmada. Buna bir ekleme yapacak istersek, eğer öğrenmek istediğim gereken şeylerden bir tanesi sosyal basının gücü ve beni çarpan örneklerden bir tanesi şey var. Mesela MSF hastanesinin bombalanması gerçekten çok etkileyici. Bunun saklanmaması gerekiyor ve insanlar
bunu resimlediler ve bunun yayınlanması gerekiyor. Resimleyen insanlar tarafından yayınlanması gerekiyor. Yani bu bir insan hakları konusunda bir korkunç bir davranış şekli haline geliyor bu bombalama olayı. İnsan haklarının suistimali anlamına geliyor. Dolayısıyla burada iyi sonucu elde etmek için basının da yer alması gerekiyor doğru bir şekilde. Başka sorusu var mı? Herkes sessiz. Bir tek şey söylemek istiyorum. Dünya Tabipler Birliği Kızıl Haç'la beraber işbirliği yapıyoruz ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar ve hastalara yapılan saldırılarla ilgili işbirliği yapıyoruz ve bunların durdurulması konusunda çalışmalar yürütüyoruz ve şimdi bir toplum farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu toplumu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Konuşulan şeylerden bir tanesi şu: bu saldırılarla ilgili olaraktan daha fazla veri elde etmek için basını ve ulusal basını kullanmak istiyorlar. Eğer bir ülkede bir yerel basın varsa, bir gazete yayınlanıyorsa, bir saldırı varsa, bunu yayınlanırsa, o zaman insanlar buna ilgi duyup daha fazla veri elde etmeyi, bilgi edinmeyi mümkün kılacaktır, öyle değil mi? Sanıyorum ki bu iyi bir fırsat bu anlamda. Yani insan hakları için çalışan bu doktorlar için evet uygun bir girişim veya yaklaşım olabilir. Bu raporları tek başına değil, birlikte kullanmak lazım. Aslına bakarsanız birçok tıp çalışanı, hekim kesinlikle saldırıya uğradı ve bunların hepsi yer almadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sürekli rapor edilen rakamlar var. Ancak sanıyorum ki bu bir şekilde farklı bir iletişim yolu, farklı yerlerde olan olayların basın yoluyla aslında iletilmesi gerekiyor, paylaşılması gerekiyor. Bir başka kişi daha soru sorunca şunu sormak istiyorum. Siz Suriyeli doktorların tanınması konusunda bir şey söylediniz ki böylelikle bu korkunç büyüklükteki veya çok büyük kapasiteli kamplardaki insanların sorunlarını çözebilsinler diye, yardımcı olabilsinler diye. Ancak genellikle konu kayıtla ilgili. Şöyle düşündünüz mü? IEMRA ile çalışmayı hiç düşündünüz mü? Bu kuruluş biliyorsunuz hekimleri düzenleyici olarak çalışan bir kuruluş. Bilmiyorum Türkiye'de bu konuyla ilgili düzenleyici kim bilmiyorum ama Amiziyev mesela hatırladığım kadarıyla IEMRA'nın bir üyesi Belçika'yı temsil ediyor. Margaret da daha önce de buradaydı ve kendisi Uganda'yı mesela temsil ediyor bu kuruluşta. Siz ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Bir inisiyatiften bahsetmek istiyorum. Yakın bir zamanda başlattığımız bir inisiyatif bu. Bununla sorumlu olan belli başlı ajanslar var, kuruluşlar var. Burada hizmetlerin sınır ötesine iletilmesi söz konusu olduğunda sadece acil yardımdan bahsetmiyoruz, sadece savaştan bahsetmiyoruz, doğal afetlerden de bahsediyoruz. Hani ve bu arada mesela spor etkinlikleri bile söz konusu olduğunda da birçok sınır ötesinde gerçekleşen olaylarda müdahalemiz var ve bu noktada ne şekilde bu soruları bir araya getirebiliriz diye, uluslararası kuruluşların dikkatine nasıl getirebiliriz, dikkatini çekerebiliriz şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir şeyin yapılmasına ihtiyaç var. Ancak burada düzenleyici kuruluşları bekleyecek olursak o zaman muhtemelen Santa Claus işine dönecektir. Santa Claus'a inanmak gerekecektir. Tabii ki anlıyoruz ki her ülkenin tabii ki kendi sistemi var. Doktorların lisanslandırılması konusunda, niteliklerinin belirlenmesi konusunda. Ancak eminim ki, şuna inanıyoruz ki acil yardımlarda geçici olarak da olsa
söz konusu doktorlara belli başlı nitelikleri verecek ve onlara lisans verebilecek, sadece mesela kamplarda hizmet edecek doktorları tanımlama ve bunların tanınması konusunda yapılabilecek prosedürler olmalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu nüfusun sıkıntılarını azaltmak için bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve şunu da anlamamız gerekiyor ki bu doktorlar eğer yeteneklerini mesela diyelim ki neşteri eline uzun süre almamış bir operatörü düşünün, ne oluyor? O zaman becerisini yitirecektir. Dolayısıyla bu sadece mülteci nüfusuna yardımcı olmayacak onların bu hekimlik mesleğini devam ettirmeleri, bak aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri ve becerilerini unutmamalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla burada dünya üzerinde hekimlik mesleği konusunda lisansı olan kişiler olması halinde bunlar bize gelip de başvurdukları zaman onlara bir dil eğitimi veriyoruz. Özellikle tıbbi İngilizce konusunda veriyoruz. Biliyoruz ki mesela herhangi bir şekilde tıbbi bir dil bilinebilir ama bildiğimiz bir tıp dili farklıdır. Dolayısıyla sağlık sistemi dışındaki insanlarla konuşurken buna dikkat etmek gerekiyor. Onlara da bu desteği veriyoruz ve genel hekimlik konseyine başvuraraktan bu lisansı alabiliyorlar. Ve tamamıyla bu tıbbi uygulamalarından uzak kalmamış oluyorlar. Yani praktisyenlerle ve meslektaşlarıyla iletişim içerisinde oluyorlar. Mesela ilk gelen grup sonradan gelenlere yardımcı oluyor ve birbirlerine öğretim şekline gidiyor. Bu başka bir ülkede oluyor mu bilmiyorum. Yani bu eşitlikte bu şekilde oluyor mu? Ki böylelikle belki öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Mikrofon efendim lütfen. Mentorluk sistemi var İsveç'te ve hali hazırda mesela emekli olmuş doktorlar olabiliyor ve emekli olmuş insanlar olabiliyor ve aynı zamanda da bu ek eğitime ihtiyaç olanları tespit etmeye çalışıyoruz. Ancak sorun şu oluyor, sıradan tıp öğrencileriyle ilgili olaraktan bir yetkinlik söz konusu olduğu zaman o zaman burada işte bir açığımız olabiliyor. Hastane tabanlı eğitimi sağlayamayabiliyoruz. Mesela o zaman bu noktada benim kendi vatandaşım mı bu hizmetten yararlanması gerekiyor ya da mültecinin mi buna yararlanması gerekiyor? İşte burada bir eksiklik olabiliyor. İşte bununla ilgili belki bir şey yapabiliriz. Şimdi ben bu oturumu kapatmak istiyorum. Çok kısa, çok kısa lütfen. Mikrofonu beyefendiye verelim. 6. sırada kendisi. Suriyeli göçmen polikliniğinde çalışıyorum. Türkiye'nin ilgili bu konuda yasa çıktı, yabancıların çalışmasıyla ilgili. Ancak hükümet gerek göçmenler konusu, onlar göçmenler demiyor da sığınmacı, evet, statü bakımından nasıl çalışacakları konusunda herhangi bir pratik adım atılmadı. Şimdi arkadaşımız dedi ki bunlar kamplarda, Türkiye'de %10'u kamplarda kalıyor, %90'ı dışarıda zaten yaşam alanlarında kalıyor. Bu açıda ilk öngörüleri üreme sağlığı merkezlerinde, göçmen polikliniklerinde bir sistem yaratmak ama bu konuda ne meslek örgütleriyle ne de bu konuda çalışma yapanlarla hükümetin bir teması veya herhangi bir öngörüsü veya talebi olmamıştır. Evet, biliyoruz ki bu çok erken bir dönem hali hazırda ama burada fırsatlara bakmak lazım. Bu insanlara yardımcı olabilmek için ve insanların uygulamalarını devam etmeleri için ve kendi nüfuslara yardımcı olabilmek için bunu yapmak lazım ve farklı zamanlarda farklı yerlerde olabilmeli diye düşünüyoruz. Ve burada bir sürdürülebilmesi lazım ve bu sistemi kurulması lazım ki insanlara yardımcı olabilelim. Ve bugün sabah da ifade edildiği gibi bazı yerlerde
yeterli doktor ve hemşire olmayabiliyor bu kişilere yardımcı olmak için. Mesela Ürdün'de olduğu gibi. Teşekkür ediyorum Didi. Teşekkürler, sağ olun.